Değerli Genel Başkan Yardımcım, değerli milletvekilim, kıymetli ilçe başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Tosya olağan ilçe kongremize hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçmişte Tosya Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi yine öyle. Ancak son şeyde bir ihanetle karşı karşıya kaldık. İnşallah bir sonraki seçimlerde, mahalli seçimlerde de bu ihanetin bedeli ödetilecektir. Ankara'ya giderken Çakır'dan sonra 3 tane radara girdim arkadaşlar. Ya girmedim de 3 tane radardan geçtim. Daha önceleri böyle bir şeye rastlamamıştım. 3 tane radarda da karşıdan gelen, belki burada şey olacak ama karşıdan gelen araçların hepsi selektörle bizi uyardı, radar var diye. Şimdi vatandaş da demek ki ben öyle yorumladım bunu. Artık benden vergi alıyorsun. 30 tane vergi alıyorsun. Bir de üstüne benden araç alıyorsun. Artık bu aracı vermek istemiyorum. Kimse bu aracı vermesin bunlara. Bunlara verdiğiniz vergi de haraçsa bunların israfına gidiyor diye ben öyle anladım ve öyle yorumladım. Şimdi Tosya'da ve Kastamonu'da ne oldu? Bunu yıllardır anlatıyoruz. 15 sene evvel 4 milletvekilimiz vardı. Peki ne oldu? 3'e düştü değil mi? Böyle giderse 10 sene sonra 2'ye düşecek milletvekili sayımız. Peki o zaman ne olacak? O zaman AKP Karabük İl Başkanı'nın konuştuğu sözleri doğru mu telakki edeceğiz? Ne demiş arkadaş? Yakında Kastamonu Karabük'ün mahallesi olacak demiş. Yani tabi her Kastamonu gibi ben de üzüldüm de esas üzülmesi gereken bugün hükümette olan iktidar partisinin Kastamonu'da siyaset yapan temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanı, il başkanı. Şimdi Kastamonu Karabük'ün mahallesi olunca ne oluyor? Kastamonu belediye başkanı da mahalle muhtarı oluyor değil mi? Peki Tosya'da ne olur? Ben rutin ayda bir defa veya iki defa hastaneye gidiyorum. Ya basit, laf uzatmadan. Annemi kontrol etmeye götürüyorum kardiyoloji bölümüne. Her gittiğimde sırada 8-10 tane Tosyalı var önümde bekleyen. Bir gün dedim ki birisine, kardeşim nereden geliyorsun? Tosya'da. Benim sıramı bahsediyorsun. Burada kardeşim dedim ya. Ya o haklısın dedi. Şimdi Kastamonu Tosya'da hastaneyi yaptım, doktor yok abi. Her gün 50-60 kişi Çankırı'ya gidiyor, her gün 50-60 kişi Kastamonu'ya geliyor.